Kemal Gürel, bir video içerik üretim ajansında kurucu ortağım, aynı zamanda da kreatif direktörüm. Aslında en öncelikli şey insanların video izlemesini sağlıyoruz. Bunu yapmadan önce de o videonun hangi konuda olacağı ya da ne tarzda olacağı, kime hitap edeceği gibi konularda araştırma yapıyoruz. Buna karar veriyoruz ekip olarak. Büyük bir ekibimiz var. Yaklaşık 12-13 tane YouTube kanalı yönetiyoruz. Bu kanallardaki bütün içeriklerin aslında hem karar verme aşaması, hem konu aşaması, hem de içerik üretimi aşamasında devredeyim. Ve yaklaşık 15 kişilik bir ekiple yaklaşık 13 kanalı yönettiğimiz bir şirketimiz var şu anda. Aynı zamanda markalara da bireysel anlamda aslında içerik danışmanlığı desteği veriyoruz. Bu ne demek? Bir marka bize geliyor diyor ki işte bizim yeni bir ürünümüz çıkacak ve bunun lansmanı zamanında desteğe ihtiyacımız var. Biz de ona uygun içeriği, izlenebilir içeriğin nasıl olacağını yaratıcı anlamda çalışıp Türkiye'deki uygun içerik üreticileriyle onları bir araya getiriyoruz. Bazen kendimiz prodüksiyonu yapıyoruz. Bazen de kanal sahipleri, YouTuber'lar ya da farklı influencer'ların kendilerini yapmasına olanak tanıyoruz. Ama genel olarak yaptığımız iş içerik üretiminde yaratıcı anlamda destek vermek ve veya doğru içerik üreticileriyle doğru markaları buluşturmak. Yaptığım işin en keyifli tarafı içerik üretmek, bir şey yaratmak, bu ürettiğimiz içerikle de insanlara ulaşmak, markaların veya içerik üreticilerinin hayal ettiklerini bir şekilde vücuda getirmek. Bunu yaptıktan sonra da az önce söylediğim gibi ucu bucu olmayan bir teknoloji üzerinden, internet üzerinden dünyanın her yerine ulaştırmak olabilir. Yaptığımız için en zor tarafı insanlara beğendirmek aslında. İnsanlara izletmek ve ulaşmak en keyifli tarafken insanlara beğendirmek de en zor taraf olabiliyor. Çünkü çok farklı insana tek bir ürünle ulaşmak zorundasınız ya da video ile ulaşmak zorundasınız. O biraz zor. Bir de içerik üreticilerini aslında yönetmek ve bir şekilde onlarla aynı sayfada olabilmek biraz zorluyor ama çok da keyifli bir taraftan. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü mezunuyum. Tabii ki yapabilir. Benimki sadece bir şans burayı okumuş olmam. Ben bu iş öncesinde bir GSM operatöründe pazarlama departmanında çalışıyordum. Hayat bir şekilde beni bu yola tekrar soktu. Ama farklı, mesela benim en yakın arkadaşım olan ortağım endüstri mühendisi. Diğer bir ortağım pazarlamacı, diğer bir ortağım bir bankada çalışıyor hala. O yüzden bu işi yapmak için illaki bu mesleği okumanız gerekmiyor. Şu anda olduğu gibi aslında daha genç iş hayatına girdiğim zamanlarda da sevdiğim işin peşinden gitmeyi öncelik haline getirmek isterdim. İlk zamanlarda bunu yapamıyorsunuz. İşte maddiyat daha öncelikli olabiliyor veya farklı şeyler ama sevdiğin işi yapmayı en başından itibaren kariyerin bence önemli bir yere koymak lazım. Doğru iş arkadaşları seçmek çok önemli. Bunu da zorunluluktan değil ya da o insanlar çok başarılı diye değil, yanınızda sizin gibi düşünebilecek insanları en başından beri bulmak, bulundurmak çok değerli. Ve takım oyununu yine iş hayatının en başından beri birinci öncelik haline getirmek ve insanlara güvenmek. Çünkü ilk başta bunu bu kadar yapamıyorsunuz, sonra alışıyorsunuz. Tavsiyem bunu en baştan itibaren yapabiliyor olmak olurdu aslında. Bugün bu işi yapmıyor olsaydım reklamcı, yani bir reklam ajansında metin yazarı olmak isteyebilirdim.